Az önce bir filmi oluşturan aşamalardan bahsettik ya. Yani ön hazırlıklar, çekimler, post prodüksiyonlar. Bunun hepsinde, her aşamasında bir sürü insan gücüne ihtiyaç duyuluyor. Yani hala robotlar o kadar gelişmedi. Hala işimizi elimizden almıyorlar. O konuda korkmamız gerekmiyor. Hala senaryo yazmak için, oyunculuk yaptırmak için ya da ne bileyim kostüm hazırlatmak için, kameramanlar için hala insana ihtiyaç var. Çekimlerden sonra bunun kurgusunu yapacak, işte efektlerini, müziklerini yapacak insanlarda da hala iş gücüne ihtiyaç var. Dolayısıyla iletişim fakültesinde kendinizi bu alanlardan birine yönlendirebilirsiniz. Aslında iletişim fakültelerinin böyle bir imkanı var. Çünkü fakültede öğrenciyken bol bol hata yapma imkanınız var. Yani hata yaparak kendiniz öğrenme imkanınız var. O yüzden bu film yapım aşamalarından birine, ikisine kanalize olup, ama tek başınıza da değil, mümkünse arkadaşlarınızla birlikte bunu yapmak. Sinema kolektif bir üretim, yani ekip halinde bir üretimi gerektirdiği için bir yazarın evde oturup kitap yazması gibi bireysel yapılacak bir iş değil film yapmak. Birkaç arkadaş bir araya gelerek yapılması gereken bir şey. Senaryo, oyunculuk, kurgu, ses, herkesin ilgi alanı farklı olduğu için. Bunları şimdiden deneyimlemeye başlamak lazım. Çünkü öğrenciyken istediğiniz kadar hata yapabilirsiniz. Kimse size maaşınızdan kesmeyecek, kimse sizi kovmayacak, kimse bir şey demeyecek. Kendinizi eğitmek için müthiş bir olanak, yani iletişim fakültesi öğrencisi olmak. Bol bol proje yapın, kötü olsun. Zaten mümkün değil. İlk 5-6 filminizin mükemmel olması da çok gerçekçi değil. Yani kötü filmler olsun, kötü çekimler olsun önemli değil. Ancak bu kötüleri yaparak daha iyi bir şey yapmaya evrilebiliyoruz. Biz de lisede ilk filmlerimizi çekiyorduk ama yani çok amatör, çok böyle yüzüne bakılmayacak videolardı. Sonra zamanla kendimiz çeke çeke biraz daha deneyim sahibi olmaya başladık. Uzun lafın kısası şunu demek istiyorum. İstediğiniz kadar kitaplardan film yapma ile ilgili böyle ilham verici, gaza getirici hikayeler okuyun. İstediğiniz kadar televizyonu açın, YouTube'dan, şuradan buradan kanallar takip edin. O filmin hikayesini, o yönetmenin hikayesini dinleyin. Hiçbiri sizi bir arpa boyu ileriye taşımayacak. Şayet kendiniz film çekmeye niyetlenmezseniz. O yüzden de kötü film, iyi film ayrımı yapmadan arkadaşlarınızla, kafa denginiz olan, bu işe ilgi duyan birkaç arkadaşınızla birlikte bir senaryo, bir sayfalık kısa bir senaryo yazın. Bunu çekmeye başlayın. Cep telefonuyla çekin. Sonra bir laptop bulursunuz, bilgisayar bulursunuz. En azından montaj yapmayı mutlaka öğrenin. Yani şu anda gazetecilik, reklamcılık, halkla ilişkiler, radyo, televizyon, hangi bölümden bizi dinleyen arkadaş olursa olsun bunu mutlaka söylüyorum. En az bir tane bilgisayar kurgu programı kullanmayı bilmemiz gerekiyor. Mezun olmadan önce öğrenmemiz gerekiyor. Bunu okulda hocalar öğretmiyor. Bizde de öğrenilmiyor. Biz öğrencilere öğrenip gelin diyoruz. Yani Word gibi. Word'ü kimse size bilgisayarda Word'de yazı yazmayı öğretmiyor. Bu kurgu programı da iletişim fakültesi öğrencileri için artık bir olmazsa olmaz durumuna geldi. Hem YouTube'da hem farklı yerlerde Türkçe bir sürü videolar var. Dolayısıyla kurgu yapmayı, kendi kendinize en azından programı kullanmayı çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Öğrenmek de zorundasınız. Yoksa 4 sene bu saydıklarımdan hiçbirini yapmazsanız, sadece diplomanızla mezun olursanız, işte burada biraz ilham vermek zor oluyor. Hayat çok zor. Yani 4 yılı bitirdiğinizde iletişim fakültesi diplomasının yanında ne beceriler geliştirdiniz? Önemli olan bu olacak. Hem para kazanmanız için, hayatı devam ettirmek için, hem de mutlu, mesut yaşayabilmek için.